Sokrates YouTube kanalına, Yok Yok programına hoş geldiniz. 6. bölümümüzdeyiz. 6. bölümde bu sefer son derece radikal bir değişikliğe gittik. 5 bölümdür burada türlü türlü adamlar ağırladım ve halkımızdan tepki geldi. Koğuşa döndü Sokrates dergi diye. Bu nedenle Onur Erdem'le yaptığım görüşmede kendisine 3 isim verdim. Müjde Uzman, Aleyna Tilki, Didem Soydan. Bu 3 isimden birini getirirsen başımın üstünde ağırlarım dedim ve Onur Erdem'den şaşırtıcı bir performans geldi. Kedi oğlalı bir fare tuttu ve bir baktım Müjde Uzman karşımda. Müjde Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ben de çok mutluyum geldiğim için. Valla seçenekler de ilginçmiş ama Onur gerçekten hızlı çözdü. Bunu söylemek isterim. Aynen. Hakkını yemeyelim. Teşekkür ediyoruz. Şuradan saçını da okşayarak. Tabii ki seni tanıyordum yaptığın işlerden. Bir saniye, ben de lafa girmek isterim. Evet, burada tanıştık ama tabii ki önceki programlarına şöyle bir bakmıştım gelmeden önce. Senin gözlerin renkliymiş. Hiç gözükmüyor programda. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Gözleri renkli. Harika bir konuk, harika bir konuk. Buraya getiriyorsunuz şortlu kıllı adamları. Dakika bir, gol bir. Buraya getiriyorsunuz şortlu kıllı adamları spor konuşalım diye. Bu analizi hiç kimse yapamamıştı. Hem bir spor de konuşurum hem analiz yaparım. Bir de Onur Erdem benim üzerime çok oynar yaptığımız bütün programlarda. Bir şekilde benim bu yeşil gözlerimi kahverengi çıkartmayı başarıyor. Teknolojiyi kullanarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Rica ederim. Gerçekleri söylemek benim işim. Ben bir teraziyim. Programın sonunda genç hanım hayranlarım için Twitter ve Instagram adreslerimi de Müjde Uzman'ın da bu referansıyla beraber ekleyelim. Onurcuğum. Bunu senden rica ediyorum. Sesi çıkmıyor şu an. Evet, Onur şu an sessiz. Peki. Zamanı gelince konuşacağım dedi. Peki. O zaman başlayalım sohbetimize. Başlayalım. Ben seni Dream TV'de tanıdım. Türkiye'de büyük bir çoğunlukla muhtemelen o zamanlarda tanıdı. Evet. Böyle müzik haberleri yapıyordun, VJ'lik yapıyordun ve çok güzel, enteresan tişörtler giyerek. Şimdi burada tam şey vermeyeceğim ama dikkatimi güzel çekti. Güzel bir an dedim, olarak. Aynen. Evet. İlginç, hafızalarda yer etti. İlginç, cesur, yenilikçi, müthiş bir insan. Teşekkür ederim. Dolu dolu sürekli bir iltifat, sürekli iltifat. Aynen. Evet, Dream TV hayatımın çok güzel bir dönemiydi. Hem programım vardı canlı, hem dediğin gibi müzik haberlerini sunuyorduk. Spora geçebilir miyiz? Geçeceğiz. Ben hemen biraz geçelim. Galiba heyecanlandım spor konuşmak için. Hemen geçelim. Evet, Dream TV güzel bir dönemdi. Müzik sevdiğim için bayağı cennet gibi bir ortamdı. Sürekli festivaller, backstage'ler, şarkıcılar, kulisler. Bayağı güzeldi, eğlenceliydi. Gözlüksüz geldin programa. Çünkü ilk olarak oradan açacağım. Şu son bir haftada Twitter'ı salladın. Fashion Week'e yeni tarzınla gitmişsin. Öyleymiş. Ama maalesef Yok Yok'a yeni tarzınla gelmedin. Evet, demek ki neymiş yeni tarzım? Değilmiş. Aynen. Saçım, bu arada saçım da yeniymiş ki ya. Doğuştan olan kıvırcık saçlarıma yeni muamelesi yapıldı. Küçüklüğümden beri bozuk olan gözlerime de tarz denildi. Gözüm bozuk, gözüm diye sert bir açıklamayla hayranlarına ve daha doğrusu bu sana yeni tarz yakıştırmaları yapanlara net bir cevap verdin. O da ekrana yansıyor bir yandan. Yani sert değil de çok net olmaya çalıştım sadece. Hı. Çok aleni bir şeyi, yani nedir tarz, niye tarz olayım ki gibilerinden. Ama güreyi anladım ben bu şeyde, bu süreçte. Bayağı 2-3 gün bir fenomenlik yaşadım. İlginç bir şeymiş yani. Güraycığım, anladım seni. Gözün bozuk gözün ama Yağız Avcı ile bir performansın da var. Gözün bozuk ama bir co-driverlık, o da ekranımıza yansıyor. Bunları ufak ufak çalıştık seninle alakalı. Gözün bozukken iyi bir performans çıkartmışsın. Spora geçeceğim, buradan pası atalım spora da. Sporun birçok alanıyla alakan var. Evet. İlginç bir deneyim. Çok heyecanlıydı. Allah'tan gözüm bozuk. Yani daha net görseydim kim bilir ne olacaktı. Tansiyonum yerlere düşebilir. Şaka bir yana, ben adrenalini çok seviyorum. Arabayı da kullanan profesyonel şampiyon. O yüzden rahat rahat oturdum. Ben deneyimlemeyi çok seviyorum hayatta. Her şeyi denemek, görmek, yaşamak istiyorum. O yüzden çok güzeldi benim için. Yani evet, tabii ki
biraz şuralardan terledim. Ama çaktırmamaya çalıştım. Bilmiyorum videoda çok gözüküyor mu ama güzeldi yani. Bayağı heyecanlı videoda bir şey. Videoda gayet karizmatiksin. Hiç böyle gayet. Her şey kontrolüm altında. 40'lı oraları galiba. Tarzında. Şey yok, güzel bir şey ya, bayağı tavsiye ederim. Dağdan bayırdan tepeden falan atlamıştın var mı? Adrenalin seviyorum dedin. Benim bir fantazim var. Onu yaptığım gün dünyayı ele geçirebileceğimi düşünüyorum. Yani o cesaret gelecek. Bungee jumping. Ben onu yapmak istiyorum. Ama ittiriyorlar ya atlayamayanları bir süre sonra, artık çıktım buraya kadar atlayacaksın diye. Ben kendim atlayabilmek istiyorum. Ya benim için yani bence intihardan bir farkı yok onun. Kendini bir yerden aşağı atabiliyorsan, ayağında bir lastik var diye. Ben yarı yolda giderim zaten de. Yani, hiç bana göre şeyler. Ama onu yapmak istiyorum açıkçası. Ama işte roller coaster'lar, işte dönen lunaparklar. Onlara ben de gençken yaşımızda ortaya çıkmasın ama. Gençken mi? Yaş diye bir şey yok. Evet, insan hissettiği yaştadır. Tabii ki. Öyle yani, şey yok. 10-12 sene önce falan Amerika'da çok saçma sapan roller coaster'lara falan binebiliyordum. Böyle birbirlerine çarpmaya yaklaşan falan. Gerçekten. Şimdi? Şimdi artık daha sakin. Balerin. Sen kaç yaşındasın ki? 81'liyim ben. 37'me girdim. Aman bir şey yok ya. Evet, genciz daha ya, genciz. Ne olacak güzeliz ya, bırakma kendini, yapma böyle. Sallayacağım kendimi. Toparlan. Aynen. Galatasaraylısın ve futbolu seviyorsun ama Galatasaraylısın deyince şöyle bir gözlerin, ki Galatasaray'ın da çok iyi gittiği bu dönemde aşağıya doğru indi. Futbol sevgin var, birçok futbolcuyu seviyorsun, Quaresma'ya olan ilgin var. Bunlardan biraz bahset bakalım. Kesinlikle bir futbol severim. Eskiden de fanatiktim. Şimdi fanatizm vardı. Evimde şu an belki Galatasaray'ın kendi müzesinde, kendi bünyesinde olmayan eski dergileri, artık tedavide olmayan, eski futbolculara dair köşe yazarlarının yazdığı her küpür kesilir, bir deftere yapıştırılır. İnsanların senden evde. Çok beklemeyeceği bir şekilde, yani dışarıdan seni tanıyanların, deplasman falan yapıyormuşsun yıllarca. Tabii, yurt dışına, maçlara gidilir kafileyle. Takımla beraber Galatasaray'ı tabii desteklemek için. Yani Fatih Terim'e baba diyordum ben. Bayağı kendisiyle tanıştığımda ben baba diyorum size, mahsur yoksa falan deyip imzalarım. Yani ben iyi futbolcuyu ve iyi futbolu çok seviyordum her zaman. Evet, Galatasaray'a bir fanatizmim vardı. Benim fanatizmim bitti. Törpülendi. Daha sakin bir futbol sever haline. Evet, çünkü ikinci ligi de seyrediyorum. Yabancı ligleri de seyrediyorum. Futbol sevdiğim için yani o şeyden çıktım birazcık. Quaresma ilgisi? Adamın ya, oyun muhteşem stilini falan seviyorsun. Tabii ki yani ikinci gelişinde yaşı ilerlemiş olmasına rağmen böyle bir futbol, böyle bir teknik. Nadiren patlamaları, sinir patlamaları dışındaki sabrı. Evet. Çok üstüne gidiyorlar bazen. Sağa sola basıyor. Bir anda böyle bir deliriyor ama her zaman diyorum ki yani çocuk artık burasına geldi diyorum. Hak veriyorum. Sakin futbolunu oynuyor. Etliye sütüye karışmıyor. Deli gibi de çalışıyor. Daha ne yapsın? Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun? Messi'ciyim. Quaresma'yı sevip Messi, Ronaldo'da. İşte değişik bir insan olduğumu. Aynen. Ya şöyle, Ronaldo'ya tabii ki aşırı saygım var. Çünkü adam galiba gerçekten biyonik yani. Bilmiyorum, şuradan kessek buradan kablolar çıkar mı? Acayip. Müthiş bir kafa. Kendine odaklamış. Bunu yapmaya dünyaya gelmiş. Çalışıyor ama ben biraz o serseriliği seviyorum galiba. O da bir sergenlik var Messi'de bence. Böyle bir yetenek yani. Ya bir de daha yetenekli, yapsam, aşırı yetenekli bir adam. Şimdi biri çalışıyor, öteki doğal yetenek. Yani karşılaştırmak da beni üzüyor. Bence ikisi de çatır çatır oynasın, biz de seyredelim. Şimdi çok ilginç ve müjde uzman denince, böyle Google'a yaz müjde uzman, hemen arkasından çıkan beyefendiye geliyoruz. Hazır futboldan da bahsediyorken, tabii futbolun en büyük şölenlerinden bir tanesi Dünya Kupası. Bizdeki yeri Dünya Kupası ve 1998 tarihin en iyi Dünya Kupası şarkısını yapmıştı. Evet, sendeki yeri, sendeki yeri farklı tabii. Sadece biz futbol severler gibi değil. Zaten arkada da program boyunca dönüyor. Normalde benim programlarımda ben Aleyna Tilki'yi döndürüyorum kendisine destek verme babında. Hı-hı. Sevdiğim bir kardeşimiz Aleyna. Ama bugün senin şerefine Ricky Allah. Martin döndürüyoruz burada. Özel hissettim. Aynen. Ne yalan söyleyeyim, özel hissettim. La Copa de la Vida, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası şarkısı. Ama senin tabii sadece bununla bağlantılı değil. Birçok
fotoğrafım da var. Bunları da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Bana yayın öncesi gösterdin. Geçen sene Amerika'da bir konserine gitmişsin. İlerleyen dakikalarda yine açıklamalarından okuyacağım. Türkiye'ye geldiğinde sahip çıkmışsın Ricky Martin'e. Çıktım. Muhtemelen birçok genç kız sahip çıkmak istiyordu ama sen... Allah'tan ilgi alaka azaldı. İlk 98'de gelmişti. Bir fuarda izledim. O zamana kadar bir aşk beslemiyordum kendisine. O günden sonra... ufak ufak. Aslında itiraf edeyim, bir arkadaşım aşıktı kendisine ama sonra arkadaşımın aşkısın. Ahde Vefa, tanıştırdım onları. Vay. İstanbul konserinde. Tabii. Öyle düşünceliyimdir. Aşık olunca ben Türkiye'ye geleceğini de öğrenince çok şey bir hikaye. Şimdi zamanınızı almıyorum ama gerçekten fantastik ne bir demek hikaye. Ne demek program senin? Ben geleceğini öğrendim. Bütün organizasyon şirketlerini tanıyorum. Bir tek Ahmet San'ı tanımıyorum. Bağlantım yok. O getiriyor. Sosyal medya, o zaman bir Facebook var. Facebook'a yazıyorum. Tanıyan var mı? Ricky Martin geliyor. Ulaşmam lazım filan derken çıktım evden. Dolmuşa bindim bir tane. Bayağı yanımda tesadüfen konuşarak öğrendim. Ahmet San'ın yanında çalışan bir çocuk. Ha. Ahmet San dolmuşa binmez çocuk. Dedim çünkü. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nereden biliyorsun? Yani. Tahmin. Muhtemelen bilmiyordur. Bilmiyor o dönemler çünkü Madonna'yı, Michael Jackson'ı falan getiren bir adamın hani dolmuşta bilemedim. Doğru. Ya mesela ben biniyorum tüm starlarımla. Seni de görüyoruz dolmuşlarda falan ama. Bence o da biniyordur ya, şey yapmayalım. Tamam, devam edelim. Neyse, bu kadar tesadüfler olmasına rağmen o arkadaş bana hiçbir şey ayarlayamadı. Ben Sweet Case'i bilir misin? Yılların grup olanı grubu. Ha, tabii ki biliyorum. Deniz var solistleri. Biliyorum. Deniz'in klibinde, Sweet Case klibinde de oynadım. Dedim ki ya böyle bir şey oldu, işte Ricky Martin'le tanışacağım inşallah, işte Ahmet San'ın çalışanını buldum, bir tane yanında çalışan birini falan. Aa dedi, bizim Fırat kuzeni Ahmet San'ın, o da Allah rahmet eylesin, kaybettik birkaç sene sonra. Neyse, bir şekilde bir sürü talihsizlikler olmasına rağmen üst üste ben basın toplantısı günü kendi inisiyatifimi kullanarak, çünkü hiç kimseyi ayarlayamadık, gittim basın toplantısına ve İşin enteresan kısmı, o yüzden anlatıyorum. Bu kısmı biliyorum galiba. Bana herkes Ricky Martin'e sen şöyle yakışıklısın, böyle yakışıklısın, aldın yürüdün Ricky sonrası, falan derken sonrası, sen vakıfla alakalı bir soru sormuşsun. Evet galiba. Ama dur, o sonrası. Peki, daha İçeri girişte bana dediler ki basından mısınız? Müjde ne dedi? Sevgilisiyim falan deseydin. Evet hemen dedim. Hemen evet dedim. Ha, o zaman size şu, yani kimlik isteseler? Yok. Evde unuttum. Foya ortaya çıkacak. Sonra hemen Şafak Ongan'ı aradım. Dream TV, patron. Hala patron derim bana. Patron, bana şey, kimlik sorarlar mı sence? Vallahi sorabilirler Müjde dedi. Kapadı. İçeriye lise arkadaşım girdi. Dedi ki ben sana ayarlarım kimlik. Tesadüfler, tesadüfler. Neyse ben girdim oraya. Evet, sen de dediğin gibi. Dedim ki fırsat bu, fırsat Müjde. Başka türlü nasıl göz göze bakışacaksınız? Soru sorman lazım. Dediğim gibi çok ilgi alaka yoktu. 2011'de oldu bu. Ben de vakfıyla ilgili bir soru sordum. İnsan ticaretiyle ilgili bir vakfı var. Dedim kaçırılan ki, çocuklarla falan alakalı. Ki, aynen. Dedim ki Türkiye'de de bir ayağı olsun istemez miydiniz? Eminim Türkiye'den de sizinle çalışmak isteyenler olur vesaire. Çok güzel soru diyerek, bu arada dil mezunuyum, İngilizceyi unuttum. Dedim ki Müjde tamam, bu cümleyi burada bırak, yenisine geç. Tam onu söyleyecektim. Çünkü insanın aşırı hayran olduğu kişinin basın toplantısında saçmalama gibi bir durumu var. Kendimden biliyorum. 2 sene önce Roger Federer İstanbul'daydı. Biz işte Eurosport olarak yakından takip ediyorduk turnuvayı ve ben her basın toplantısına giriyordum Roger Federer'in. En önde oturuyorum. Şu mesafedeyiz, hayran olduğum, taptığım adamı. Ve işte basın soruları lütfen buyursun diyorlar. Herkes el kaldırıyor. Ben de böyle el kaldırıyorum. Adamla göz göze geliyorum, söz verecek olanla. Hemen eli indiriyorum. Yani çünkü konuşamayacağımı hissediyorum. Evet, %100 öyle oluyor. Hakikaten konuşamadım. Çok konuşamadım. Zor oluyor. Haddimi mi bileyim? Ya tabii Onurcuğum, Roger Federer gibi bir adamla sen pek o mesafeye yaklaşamadığın için. Onur sen konuştun mu? Onur sen çok seslisin bugün, iyi misin? Hayır dedi bak. Roger Federer'in... Kimle? Roger Federer'in 250... Başkalarıyla konuştum. Irina Shayk'la falan gördüm ben onu geçen sene. Geçen sene değil, 1 Kasım 2013. Tarihi bile unutmuşum. Bak. 1 Kasım 2012 galiba ya da. 1 Kasım. Kasım ayı boyunca elini yıkamadığını söyleniyor. Bir buçuk saat diz dize oturduk. Vay diz dize.
Vay be. Onur Erdem'in de CV'sinin en üstünde bu yazar. Kariyerin... Demek ki lafa girmesinden belli zaten konuyu buraya mı çekmeye çalıştın? Kariyerinin en büyük başarısı. Neyse devam edelim biz Ricky Martin'de ama çok iyi anlıyorum seni. Evet. Ben de titredim yani Federer karşısında. Güzeldi ama sonra işte konser vakti geldi. Bir şekilde İngilizce bilen kuliste çalışacak birine ihtiyaç olduğunu söyledi Fırat bana. Ve 3 saniyede bulunacak bir şey yani ekipten, prodüksiyon ekibinden biri bir tanıdığını getirebilirdi. Beni yönlendirdiler, CV'mi yolladım. Ertesi gün artık aramızda olmayan Kuruçeşme Arena, oraya gittim. Biz de diz dize oturduk Ricky Martin'le. Neyse o günden sonra ben prodüksiyon şefi oldum, kulislerin başına geçtim. Bütün kulisleri ben ayarladım. Ertesi gün Bursa konseri olacağı için önden teknik ekiple gidip bir futbol stadını, Merinos stadıydı, kulise çevirdim. Klimaları aldırttım, prizlerini taktım, buzdolabını sildim. Böyle işte istediği içeceklerin böyle logoları öne gelecek şekilde hepsini düzenledim. Onurcuğum duyuyorsun değil mi bunları? Yani Demek. Ben senden 8 aydır klima istedim, şuraya bir klima taktıramadın. İnsanlar sevdikleri için neler yapıyor? Evet Müjde Hanım devam edebilirsiniz. Sevince yani gerçekten varımı yoğumu veriyorum. Ama hayat kalitesini yükselttiğime eminim. Çünkü artık... şey durumdaydı insanlar. Ya işte gelse şurada giyinsin ne var tadındalardı. Ben de diyordum ki saçmalamayın dünya starı geliyor vesaire. Bayağı iyi ağırladım. O günden sonra da bütün ekiple asla iletişimimi kesmedim. Yıllardır. Bu 3. 4. görüşmemiz oldu galiba. Bir de Antalya'ya geldiler. O zaman görüştük. Ben Las Vegas'a gittim. Böyle güzel bir ilişkimiz var. Evet Instagram'ında dönemlere yayılan fotoğraflarınız, evet. Birliktelikleriniz var. Ne güzel. Evet. İnsanın bu kadar hayran olduğu biriyle bu iletişimi yakalayabilmesi. Sevdiğim bir şeyle de aslında hem müzik hem bu organizasyon işlerini sevmem vesaire hepsinin bir araya gelebildiği bir konu olduğu için de rahat rahat mutlu mutlu çalışmıştım. Şahane. Gerçekten kıskandım. Evet. Biz işte Roger Bey'in karşısında öyle kekeledik. Bir dahaki sefere diyelim. Kem küm kem küm. İnşallah. Şimdi seninle ortak noktalarımızdan birine gelelim. Bunu duyunca, bunu Güray'dan aldım ben. Ne yalan söyleyeyim. Güray kendisi de her şeyimi anlatmış. Yani senin geleceğini öğrenince Onur başardım ve müjdeyi getiriyorum dediğinde. Yalnız biraz katakulliye getirdi Onur beni. Hmm. Konuşabilir miyiz? Arayayım mı? İşte falan filan. Efendim dedim. Program var katılır mısın? Tamam okey dedim kapattık. Yani aşırı hızlı oldu her şey. Başka türlü beceremezdin zaten. Muhtemelen o şeyde arada iyi çıkarmış. Hemen Güray'a döndüm. Senin en yakın arkadaşlarından biri olduğunu biliyorum. O da tatildeymiş. Yoksa birebir bir kahve içer daha derin bilgi alırdım ama abi Türkiye'de Ezel'i en çok seven iki kişisiniz. Bundan eminim dedi. Yani daha fazla sizden daha fazla seyreden biri yoktur diye. Ben bir şaşırdım ama sonrasında buraya geldiğinde işte telefonunda bazı sahneler var, videolar var ve az bir şey konuştuk. Hakikaten ben 5 kere seyrettiğini söylüyorsun. Ben de 4 kere seyrettim. 5 tekrar. Gözümü ayırmadım. 71 ya da 72 bölüm. 71 bölüm galiba 72 ama. 72 olabilir. 72 de olabilir. 2,5 saate yakın bölümler. Ve ona rağmen hiç atlayıp zıplamadan. Ben yemek bile yemiyorum. Yıllarca izledim. Yemeğimi yiyorum. Odaklanarak seyrediyorum. Hep, bir sahnesi bile boş değil çünkü. Aynen. Yani hep birinci sezonun ben dünya çapında olduğuna inanırım. İkinci sezonda biraz düşen bazı senaryoda tıkanan yerler olmasına rağmen ikinci sezonu Türkiye'nin yine çok üstünde. İlk sezonu dediğim gibi dünya çapında bence. Peki sana bir şey soracağım. Bunu söyleyen çok insan var. Matrix filmiyle de ilgili aynı şey söyleniyor. İşte ilki çok güzeldi, sonrası kötüydü falan. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi her senaryonun, her hikayenin hayatımızda da böyle ilk merak edilen başlangıç noktaları tabii ki tırmanacağı için hikaye daha heyecanlı geliyor. Hı hı. Ben bir izleyici olarak yönetmen, senarist bana ne duygu yaşatmak istiyorsa onu yaşayıp beklentiye girmemeyi öğrendiğim günden beri hiçbir şeyin, hiçbir senaryonun böyle battığını, çıktığını falan düşünmüyorum. Bir şeyleri bağlamak için o hikayenin artık inişe geçmesi gerekiyor. Ben bir şeylerin tıkandığını değil, hani o yola girdiği için insanlar artık heyecanlı gelmediğini düşünüyorum. Bence olabilir. Öyle bir durum var. Hiç oradan düşündün mü? Müjdeciğim, bu yorum Erman'ı aştı şu anda. Ya saçmalama. Kardeşim, hayatında 15 dakika ekrana çıkmış adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun? sana kesinlikle katılmakla beraber
sevgili yani Müjde. Yeni bir kapı açmak istedim ki belki. Ki ben ikinci sezonun özellikle Kenan Birkan'ın girişi ile beraber gerçekten hem oyunculuk kalitesinde çok yükselme var ama ya senaryonun bazı yerlerde, ya bu çok uzun hikaye, ben sana program başında da dedim. Evet, yani programdan evet. önce bir saat ezel bir program programı yapmak lazım diye. Senaryonun bazı yerlerde biraz zorlanmaya başladığını hissettiğim yerler var. Ama sana önemli bir soru sordum. Bunu burada bir daha sorayım. Sen de tamamen paralel bir cevap verdin. Ramiz Dayı mı, Kenan Birkan mı? Kenan Birkan. Öyleymiş. Ama ilk iki izleyişte falan Ramiz Dayıcıydın değil mi? Her şeyi, bütün filmleri, bütün kitapları, bütün dizileri birden fazla kesin izlemek, okumak gerekiyor. Hem tadını daha iyi alıyorsun hem de yani o ilk seyredişte gözünden kaçan şeyler sonradan yeni bir hayat dersi olarak yahu biz Ramiz Dayıcıymışız da o iş öyle değilmiş ki diye geldi. Ama nasıl bir şov, nasıl Oscar'lık oyuncular, o ona pas veriyor, ona pas acayip veriyor. O Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer karşılıklı sahneleri nedir öyle? O zaten işte aktüeler gene de kendine. Aynen. O duygulara yer yok, izin yok böyle duygulara sahnesi. Hastanede evet, yıllar sonra karşılaşmaları, acayip sahneler. Ya bir de herkesin çok zirve yaptığı, yani Cansu Deren'in evet de oyunculuğunun zirve yaptığı. Bence Kenan İmirzalıoğlu'nun en iyi performansı. Yiğit Özşener zaten olağanüstü bir iş çıkarıyor orada. Benim favori karakterim muhteşem Cengiz. Yani bir insan kötüyü oynayıp aslında kötüyüm ama benim kötü olmamın çok inandırıcı ve çok iyi nedenleri varı. Yani hiçbir zaman kızamıyorsun asla adama. Hiç kimseye, hiçbirine. Hiç kimseye kızamıyorsun. Hepsinin kötülüğünün ardında iyilikler de var ve o dengeyi inanılmaz kurmuş bir dizi hakikaten. İnsani durumlar. Yani bir şey seyrediyoruz. Bir anlamda fantastik gibi hikaye olarak. Bir anlamda da aşırı gerçek. Muhteşem. Ha, ben bir filmde dizide gerçeklik aramam bu arada. Fantastikçiyimdir ama Ezel gerçekten Türkiye'nin yani top noktası. Seninle alakalı 3-4 tane çalışma yaparken ilginç sözlerini aldım. Bunlarla alakalı düşüncelerini soracağım. Demişsin ki sırf oyunculuk değil benim hayatım. Hiçbir zaman da olmadı. Ve olmayacak. Olmayacak. Konser organizasyonu yapmak istiyorum. Onu daha çok seviyorum gibisinden bir açıklamam var. Var. Aslında yalan oyunculukta değil, var da keyifli işlerini izledik. İyi performansların da vardı. Ama çok aran yok sanıyorum. Bana şey garip geliyor. Bu kadar meslek, bu kadar hayat mücadelesi varken böyle bazı mesleklerin aşırı böyle sanki dünyayı kurtarıyormuşuzcasına pompalandığı bir imaj benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben o değilim. Duy Onur duy. Ben her şeyim, yaptığım şeyler ve daha yapacağım şeyler. Öleceğiz yani, ne kadar çok şey deneyimlersem o kadar zenginleşirim gibi bir bakış açım var benim hayata. Üniversite hayatında evini terk edip ben kendim para kazanacağım demiş bir kadınken yıllar sene sonra bir sürü iş yapıp ayaklarının üstünde durduktan sonra oyunculukla tanınıp şu kadarcık zannedilmek biraz beni bozuyor açıkçası. O yüzden de öyle bir mesafem var. Yoksa dediğin gibi keyifli işlerde olmamın sebebi keyifli olacaklarına emin olmam. Yani oyunculuk yapacağım diye değil, tam tersi böyle az az gözükeyim de evime gideyim. Aman yani çok olay büyümesincilikle uğraştım. Ama işte yer yer basın, yer yer insanlar biraz ön yargılı davranıyor. İşte bu da ünlü olamadı falan gibi. Hiç şunu düşünmüyorlar. Ünlü olmak istemiyorum ki. Mesela hiç bu akıllara gelmiyor. Televizyona çıkanın ünlü olmak istediği gibi bir böyle bir kalıp var. Böyle bir şey yok. O da bir meslek işte yani. Yapıyoruz, evimize aynen gidiyoruz. Yarın öbür gün başlık gibi iş yapmayacağımın bir garantisi yok. Nitekim sorduğun soruya geleyim. Ben aynı anda bir sürü işi idare edebilmeyi çok seviyorum. Konsantrem çok yüksek. Bu da yaptığım diğer işlerde işte pazar araştırması, ticaret vesaire yaparken insan kendini tanıyor tabii. Bu dizi setinde de böyle. Dedim ki ben müzik seviyorum. Organize etmeyi seviyorum bir şeyleri. Sakinim kriz anında. Yazı çizi de seviyorsun. Seviyorum. Çünkü buraya geldin, onu söyleyeyim yani. İnsanlar evet der ki ya Müjde uzman, hani böyle bir şey var mı? Yapılacak bir iş var mı falan diye Onur'a da sordun. Hani bir şey editlenecek mi? Şu yapılacak evet mı? Bu yapılacak mı? İnsanlar yani pek beklemez bunu normalde. İşte ben biraz bunu kırmak istiyorum artık kendimle ilgili. Çünkü evet yaşa önem vermiyorum ama bir yaştan sonra insan kendini
anlatmaya çalışmaktan yoruluyor ve yaşamak istiyor artık. Yani anlatma kısmını geçeyim de ifade edebileyim kendime, kendini gerçekleştirmek kalıbı var ya tam olarak o. O yüzden de tekrar teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız ne için. Demek, çünkü biz teşekkür ederiz. Gerçekten kendimim şu an. Gerçek müjde bu. Gözü de bozuk. Gözü saçı de da bozuk. Kıvırcık normalde ve sadece oyuncu. Yeni imajıyla aldık yok yoka sevgili müjde uzmanı. Gördüğünüz gibi Fashion Week'ten sonra ilk kez Sokrates YouTube kanalında. Gelelim tekrar müziğe. Guns N' Roses ülkeye geldiğinde ben gezdirdim. Ricky Martin'de 2011 yılında ben toparladım. Aslında bunu zaten konuştuk. Evet. Ama bu açıklamada benim gözüme takıldı. 2011 evet. yılında ben toparladım. Hani böyle Ricky avareydi, sağda solda serkeş geziyordu. Vallahi bilmiyorum. Yani kim kaparsa elinde kalabilirdi. Ben o riske giremezdim. Guns N' Roses'ı ben daha çok kıskandım asıl. Ya şöyle... Gerçekten hayat çok enteresan. Ben hep sosyal çevremden dolayı ve ilgi alakamdan dolayı insan neye mesai harcarsa hayatta zevkle yaptığı şeye daha fazla vakit ayırır ya. Orada çevresi büyüyor. Şimdi benim mesela oyuncudan çok şarkıcı, prodüktör, işte organizatör arkadaşım var. Ya da işte sporcu vesaire. Niye? Çünkü ondan zevk aldığım için o tarafa yöneliyorum. O da öyle. Buraya getiren... Mehmet Korutürk eski cumhurbaşkanlarımızdan birinin torunudur. O benim arkadaşım. Dedi ki ya sen İngilizce biliyorsun. Keyifli de bir insansın. Biz de görüşmüş oluruz. Gel bir tekne turu var, yemek yenecek vesaire. Gel. Keşke sohbet, o dönem muhabbet dedi. Dedim ki geliyorum. Yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle gelişti. Guns N' Roses'a gelinir haliyle. Ya. Şimdi çok kıskandım bak. O yüzden de ileride de yani böyle şeyler yapmak istiyorum. Sonuçta çevrem var. Referansım var. Axel'la falan bir daha bir araya gelirsen beni de bir çaldırırsan. Haber veririm, şey yaparım ben. Ararım arada seni. Kapıda tamam. Falan dururum. Axel abi olur, nasılsın? Onlar hala bayağı kankalar yani. Aynen. Tabii. Ve müzik kısmına geldik. İşte benim sevdiğim kısım, işte müjde uzman helal olsun sana dediğim kısım bu. Öncesinde küçük bir görüntü girelim. Oradan müziğe pas atalım. Arabada şarkı söylemeyi çok seviyorsun. Çok evet. Fazla böyle kaydım var Instagram'ında evet. Ama ben bir tanesini seçtim. Ona bir bakalım, devam edelim. Hadi yine gel benim ol. Benim olmasan kime gidelim. Beni duymasan kime bilirim. Evet, Edis performansımla müjde uzman. Ama şu var, asıl daha büyük helal olsun burada geldi benden sana. Ben müzik seviyorum. Kendi içimde çok netim. Size karışık geliyor. Tabanda rock'n'roll var. Klasik müzik ve trans dinlerken de ağlıyorum. Yani şimdi Spotify listemi açsam Metallica, İbrahim Tatlıses, Queen, Zekai Tunca, Yıldız Tilbe, Amy Winehouse, aradan Orhan Gencebay, üstüne Iron Maiden falan var benim ve bu hem Eurosport ofisinde hem Sokrates ofisinde çalıştığım her yerde evde ev arkadaşım tarafından ailemce yıllarca bana böyle geri zekalı muamelesi yapıldı. Sen ne cins bir adamsın. Sağ ol kardeşim. Hayret. Pozitif bir şey söyledi ya. Pozitif bir şey söyledi benim hakkımda. Dendi ki abi bu nedir? Sen nasıl bir insansın falan ve sonrasında senin bu açıklaman işte bu ya dedirtti bana. Anlaşılamıyoruz. Sen... Anlaşılamıyoruz. İşte diyorum ya hayatta tek bir şey yok. Ben de tek kişi değilim. Her çevreden, her yaştan arkadaşım olduğu gibi her tür müzikte de bir takım duygular hissedebiliyorum. Aynen ben bunu anlamıyorum. Lafını kestim ama şey, Fear of the Dark muhteşem bir şarkı. Yani neden bir mutlu ol yeter de muhteşem bir şarkı. Tabii ki aynen. Yani mutlu ol yeter muhteşem i̇şte bir şarkı. Biraz ben... ne biliyor musun? Kendini bir yere ait göstermek İsteyenler de yapıyor şimdi çok şey yapmayayım. Herkes de öyle değil. Belki de hakikaten ben sadece bundan zevk alıyorum diyen de vardı da. Şeye üzülüyorum. Diğer türlerden zevkten mahrum kalıyorlar gibi geliyor bana. Yani biraz açık olmak lazım. Yani gerçekten trans dinlerken gözlerim böyle arkaya kayıyor benim. Ve evde oturup böyle dinliyorum. Yani ben bir de şeyimdir. Klipleri de sürekli klip seyrederim. Ve 15. kere döner günde ben... Aynı şekilde izlerim. O yüzden diyorum biraz o konsantre, dikkatim yüksek. Ama bence transle klasik müziğin ya da işte metal, rock, pop... Ya iyi ve kaliteli iş var. Arabesk, aynen. Ya da kötü ve kalitesiz iş var. Yani ya da zevk bu... var. Aynen. Bir taraftan da o var. Şimdi benim kalitesiz bulduğum bir şey... Ha, tamam, evet. Belli notalar, belli enstrümanlar tabii ki belli... tarzlar var. Ajdar seviyesine okay. De inmeyelim diyorsun. Heh, yani. Aynen şimdi okay. Biraz da saçmalamayayım o kadar da ama... demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani çok da böyle zevkler, renkler tartışılmaz moduna giriyor bir yerden sonra ama
çok seviyorum. Yani beni bir gün tanıyan insan 3 gün sonra tekrar benimle karşılaşsa şaşırıyor. Çünkü bambaşka bir yerde, bambaşka insanlarla, bambaşka bir müzik ortamında olabiliyorum. Ama işte bu bence çok güzel bir şey. Bence de. Ama biraz zor anlaşılıyor. Aynen, ben maalesef buraya gelirken mesela Bohemian Rhapsody'nin üstüne Zekai Tunca'dan Seni Görmem imkansız çıktı. Bence ikisi de muhteşem şarkı. Biri zaten başyapıt, öbürü de muhteşem bir şarkı. Ama bunu insanlara tam anlatamıyorsun. Yani abi bu nasıl bunun arkasından gelir falan. Çok sevindim ya. Vallahi ya, hakikaten ya, canım. Önce yeşil gözlerimi fark eden ilk insan oldun. Üstüne burada hem müzik zevkinle hem ezel zevkinle vallahi. Sürekli puan topluyorum sen, ya. Seni daimi alamıyor muyuz ya müjde uzmanı? Bir onur, bir konsept belirlesen de. benim yerim. Peki canım. Eyvallah. Bu güzel bir cevaptı şimdi. Yani evet, espri hakkında olarak verelim. İyiydi. Şu geliştiriyor kendini beğendim. Onur. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Müjde Uzman'la alakalı yaptığım araştırmalarda Türk halkı Müjde Uzman'ı 3 isme benzetiyor. Jessica Biel, Michelle Monaghan ve Evangeline Lilly ya da Kate, Lost'tan Lost'taki Kate tanıdığımız namı diğer. Halkımız bu 3 isim arasında gelip gidiyor. Ben açıkçası Jessica Biel'a en çok bu 3 isim arasında bu benzettim ama bu ara en çok ondan bahsediliyor, evet. Önce senin fikrini sorayım. İçeridekiler arkadaşlar, halka açıyorum bunu yani, yok, siz de arkadaşlar Sokrates YouTube kanalında bu bölümün altına Müjde Uzman hangisine daha çok benziyor? Hiçbiri diye bir Müjde seçenek de var tabii. Müjde hepsinden daha güzel ve yani ben ne yapayım, elin Evangeline Lilly'sini Jessica Biel'in de diyebilirsiniz. Hakikaten öyle. Şurada ya da ne şimdi alakalı diyebilirler yani. Süper evet. Tabii. Evet, onu ben söyledim ama maalesef. Tamam, seni tekrarlayarak devam ediyorum. Aynen. Ya bunu tartışacak bir tarafı yok, çok net. Diğer kesinlikle yok. Ooo. Çok net. Diğerlerini saymam bile. Senin yani Jessica Biel falan, o senin yani göz bulukluğun falan. Aslan, benim yeşil gözlerimle alakalı burada konuşması gereken kişi konuştu. Ve ben şuradan baktığımda evet, bu üç kadından da daha güzel bir kadın görüyorum ama. Teşekkür ederim. Yani içimiz güzel olsun şimdi. O, aynen. O güzellik meselesi de beni biraz geriyor çünkü kime göre, neye göre gene ve ne işe yarıyor hayatta bu? Karnımızı mı doyuruyor, şey mi yapıyor, ne yapıyor yani? O yüzden içimiz güzel olsun ama ben yine terazi burcuma bağlıyorum bunu. Göz zevkine çok düşkün bir insanım. Yani kadın, kuş, çiçek, böcek, masa fark etmez, böyle güzel bir manzara seviyorum. Bu kadınların hepsi çok güzel kadınlar. Hı hı. Ama şöyle bir şey ben fark ettim. Yıllar geçtikçe böyle dönem dönem değişiyor benzetildiğim insanlar. Üniversitedeyken belki tabii Lost o zaman vardı, o yüzdendir ama dönem dönem değişiyor. Belki ben de işte büyüyorum, işte saçımı düz gören başka birine benzetiyor. İşte şimdi kıvırcık imaj değiştirmişim ya. Şimdi Jessica Biel ama şeyde daha çok söylüyorlar yani bu arada. Evet, ben de öyle dedim ama bu işte aradan çıktı. Şimdi terazi burcuyum dedin. Terazi burcu olduğuna göre sen doğsan 26 Eylül'de falan doğarsın. 26 Eylül'e de çok atışı az kaldığını düşünerek bu haftaki yok yoku ufak bir sürprizle kapatalım dedik. Prodüksiyon ekibinden rica edersem, evet kendileri. Ya gerçekten mi? Evet, şu anda Müjde Uzman'ın ya 24 yaşına girişini bir de yok yok ve Sokrates YouTube ekranlarında kutluyoruz. Ben güzel sesimle söyleyeyim mi, siz söyler misiniz ya şarkıyı? Müjde, iyi ki doğdun. Müjde, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ya. Sen manyak mısın? Benim 4 oktav sesim var. Şu an konuya girmek istiyorum. Ha. Hayatta en sevdiğim şey doğum günümü kutlamak. Ve doğum günüm olmayan günlerde sürpriz yapılıp pasta bana işte mum üfletenler de oluyor arada bir, çok sevdiğimi bildikleri için. O yüzden şu an gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ne demek? 32 diş oldum. O yüzden sesin, oktavın, notanın şu an pek bir önemi yok. İnşallah çok her sevindim. Yaşın birbirinden güzel olur. Yeni yaşında İnşallah. Sana en güzel şeyleri getirir. İnşallah hep beraber hepimize sağlık, başarı, ekonomik kazanç, yüksek kazanç, huzur,
böyle aşırı güzel manzaralar, kokular, filmler, müzikler diliyorum. Onur Erdem'e ben şöyle şaşalı bir pasta alabilirsen güzel olur konuğumuz için dedim ama Sokrates prodüksiyon ekibi maalesef yine bütçeden kısarak sadece bizim yiyemeyeceğimiz. Evet, önemli olan düşünce. Yok şaka yapıyorum canım zaten. Yani. Ben direkt tutup üflüyorum şu an bu size en sevdiğim an. Bu tarihi ana tanıklık ediyoruz. Valla gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. Çok mutlu oldum şu an. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. 26 Eylül sevgili Müjde Uzman'ın doğum günü. Kendisi az önce de söylediğim gibi 24 yaşına gelecek hafta girecek ama biz bu hafta ağırladığımız için önden bu kutlamayı da yapalım dedik. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Buradaki ilk hanımefendi konuk oldunuz. İyi ki de siz oldunuz. Benim üçlü listemin önemli isimlerinden biriydiniz. Teşekkür. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sokrates Dergi'ye, Onur Erdem'e, bana söylemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Özellikle Onur'u biraz çitilersen güzel olur yani. Güzel bir bağlama olur. Onur'a da, sana da, tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Kendim gibi olabilmeme yer açtığınız, alan açtığınız ve değerli görüp burada ağırladığınız için. Umarım başka mecralarda da yine Sokrates ailesi olarak klip olsun, çekeceğiz daha sonra zaten. Evet, tekrar buluşuruz inşallah. Böyle aynı kafada insanlar olarak bir arada olmak çok zevkli oluyor çünkü. Erman'la yolları ayırsak senle devam etsek programa nasıl olur? Olur diye hemen satıyormuşum. Yazık. Yazık. Hayır, şöyle. Öyle bir şey yapmam. Çok ama... güzel bir 40 dakika geçirmiştik ama. Son buraya kadarmış. Hayır, yapmam. Lütfen fitne yapmaz mısın aradan? Kafamı karıştırıyorsun. Yapma öyle şeyler. Peki. Tekrardan sevgili Müjde Uzman'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Çok keyifli bir yayın oldu. Yok yok. Gelecek hafta devam edecek. Müjde Uzman'dan sonra nasıl bir konukla devam edebiliriz? Ben de bilmiyorum ama bakalım artık Onur Erdem'e Allah kolaylık versin. Sevgiler. Görüşmek üzere.